Diğer telefonumuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Saygılarımı sunar. Ellerinizden öperim. Hayırlı Allah yayınlar razı olsun. diliyorum. Teşekkürler kardeşim. Buyurun. Hocam ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Benim eşim Kur'an kursuna gidiyor. Allah'a şükürler olsun. Şimdi Kur'an kursunda şöyle bir şey söylemişler hocam. Eşimin geçmiş dönemde oruç borçları var. Evet. Oradaki hocamız demiş ki hani geçmiş dönemde oruç borcun olduğu için bu ayki tutacağın oruçların kabul olmaz diye bir şey söylemişler hocam. Hani bu doğru mu? Ne yapması gerekiyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de hocam Bu ikinci ay, soru. bu ayki Evet. yani bu Ramazan'da tutacağın oruçlar Evet kabul hocam. olmaz Evet demişler. hocam. Bu Ramazan'da hani kabul olmaz demişler. Ben de dedim hani hocamıza bir soralım. Tamam. Farklı yerler o yerlerden de öğrenelim. Bir de hocam ikinci olarak da ben askeri personelim hocam. Benim sol ayağım kırıldı. Geçmiş Bana olsun. 6 tane doktora gittim hocam. Dediler ki sen bir daha yürüyemeyeceksin. Bu ayağını almamız gerekiyor dediler. Ben hiç mücadelemden vazgeçmedim. Şu anda Allah'a şükür olsun ayağımın üzerine de yürüyorum. Tedavi görmeye devam ediyorum. Yani ne yapmam gerekiyor hocam? Bir de bunu öğrenmek istiyorum sizden. Hani dua istiyorum. Nasıl dua etmem gerekiyor? 5 vakit namazıma da başladım Allah'a şükürler olsun. Kaç ay oldu böyle yürümeniz? Hocam ben 2 yıldır bu sıkıntıları çekiyorum. Yaklaşık 2 yıl oldu. 2022 Haziran'dan beri namazıma başladım ve şu anda Allah'a şükürler olsun da yürüyorum hocam. Yani bunu duanın bereketine bağlıyorsun. Cenab-ı Hakk'ın bir Aynen öyle mucizesi. hocam. Hiç ümit kesmemeye bağlıyorum hocam. Doğru. Doğru. Çok geçmiş olsun kardeşim. Çok sağ olun hocam. Birincisi Allah razı olsun. oruçla ilgili şunu söylemeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın farz olan ibadetini mümkün mertebe kazaya bırakmayacağız. Ama mazeret olur, özür olur, hastalık olur vesaire. Bu şekilde kazaya kalmış bir orucu da mümkün mertebe biz diğer Ramazan'a kadar kaza etmeye çalışacağız. Ama yetişmedi. Geçen sene diyelim ki 10 günlük orucum vardı. Bu sene ben 5'ini tuttum. 5'i kaldı. Şimdi de Ramazan geliyor. Geçmiş borçlarım var diye Ramazan'ın niye kabul olmasın? Ramazan ayrı bir farz. O kazası benim üzerime ayrı bir farz. O borcum, onu inkar etmiyorum ki. Onu da ömrüm oldukça tutacağım inşallah diye niyet etmişsem bu seneki orucumu tutmaya devam edeceğim. Kazaya namazım kaldı diye şimdiki farz namazımı kılmayacak mıyım? Bunun bir tutarlı tarafı yok, delili yok. Sadece belki korkutmak için söylenmiş, niye kazaları yerine getirmiyorsunuz diye söylenmiş bir söze benziyor. O tutarlı değil. Şuradan sizin hadisenizden şunu anlıyoruz. Allah'a gerçekten imanla, inanarak, canı gönülden tam bir teslimiyette bir insan dua eder ve yolunda yürürse Cenab-ı Hak ona ummadığı nimetler ihsan eder. Bizim nefes alıp vermemiz bile bir mucizedir. Biz Allah'ın yardımıyla ayaktayız. Allah'ın yaşatmasıyla, terbiyesiyle büyüyoruz, gelişiyoruz, aklediyoruz, düşünüyoruz. Nimetler bize sağanak sağanak yağıyor. Kendimizden değil ki bunlar. Sütü, Elhamdülillah. anne sütünü hazırlayan o. Ben hangi çabayı sarf ettiğimde doğar doğmaz annemin sütünü hazırladım. Onu hazırlayan anne de değil, Allah hazırlıyor. Böyle bir sistem kurmuş. Bu güce biz inandığımız zaman olmayacak iş yok. Yeter ki inan ve nelere kadir Rabbim ve hu ala külli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Bu insana ayrı bir motive ve moral veriyor. Dolayısıyla bu moralle de insan birçok hastalığı zaten yenmiş oluyor. Yani işin başında iman ediyorsan her zaman 1-0 öndesin. Bu çok kıymetli bir şey. Bunda sizde bunu gördüm. Allah inşallah daim eylesin bu inancınızı, Amin, itikadınızı. amin hocam. Ama Allah diğer razı olsun. taraftan da tabii işte onun antrenmanıdır, eğitimidir, tedavisidir, sporudur. Onu da bırakmayın. Sadaka belaları def eder kıymetli kardeşim. Efendim kurban kesmek belaları def eder. Hayır hasenat yapmak belaları def eder. Onlara da imkanınız olduğu ölçüde devam edin inşallah. Rabbim sırat-ı müstakimden yolundan ayırmasın. Şimdiden size hayırlı Ramazanlar diliyorum. Amin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah Saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar size diliyorum. de Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.